Çıkarın beni buradan. Buradan çıkıp orice bebediği günlüğü göstereceğim. Çabuk beni buradan çıkarın. Kes sesini. Buradan çıktığın gibi kötülük yapacaksın. Sersem seni. Olamaz. Bana bak polis kız. Beni buradan çıkarmasan seni mahvederim. Bak bak, hala konuşuyor Sersem. Olamaz. Bir şey unutuyorsunuz. Benim özel güçlerim var. Evet bakalım. Şimdi bir kopyamı buraya yerleştireceğim. Polis kız, benim lavaboya gitmem lazım. Bana yardımcı olur musun? Tamam. Sana yardımcı olacağım. Ama köşede bekle. Şimdi kapıyı açacağım. Tamamdır. Seni köşede bekliyorum. Evet, hemen şuraya kopyamızı yerleştirelim. Hokus pokus. Hop, tamam. Köşede bekle bakayım evladım. Evet bakalım. Ben de şu köşede bekleyeyim hemen. Saklanayım. Sana diyorum, tamam mı? Dur orada. Sakın hareket edeyim deme. Şimdi yanına geliyorum. Tamam. Bak sana diyorum, sakın hareket etme. Ha? Sen niye hareket etmiyorsun ya? Arkadaşlar neyi var bunun? Lobaya gitmeyecek miydin? Hadi yürü git lobaya. Ay, ne oldu buna? Nereye kayboldu? İnanamıyorum. Ne oluyor? Az önce buradaydı. Nereye kayboldu? Gözlerime inanamıyorum. Ne yapacağım ben şimdi? Fakir beylere nasıl cevap veririm? Nerede olursa olsun o suçluyu bulacağım. Ay, olamaz. İşte bu kadar. Hadi bakalım bir an önce buradan kaçalım. Polis kız, kusura bakma. Hadi bakalım ben gidiyorum, güle güle. Hadi bakalım. Arkadaşlar şu hapishaneye gidip kötülük ikizi Recep İvedik'i bir kontrol edeyim, öleyim. Onun sağ solu belli olmaz. Sizce hapishaneden kaçmış mıdır? Yoksa hala orada sersem gibi duruyor mudur? Bana yorumlarda yazın, tamam mı? Çünkü ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Ve yorum yazan herkes de 3 saniye içinde videoyu beğenip abone olursa yoruma bir de adını yazsın arkadaşlar. Tamam mı? İçinizden 3'e kadar sayıyorsunuz. Sonra videoyu beğenip abone oluyorsunuz. Zaten abone olanların abone olmasına gerek yok. Yani daha avantajlılar. Ve tabii ki biz de size kalp atıyoruz arkadaşlar. Hadi bakayım. Siz bunu yaparken ben de hemen gidip şu hapishaneyi bir kontrol edeyim. Evet. Her şey normal gözüküyor arkadaşlar. Hemen şöyle bir çıkalım. Hop. Sandık hapishanemizi açtık. Vay be. Çok güzel sandık hapishane yapmışız. Evet bakalım. Ha, ne oluyor? Polis kız. Oğlum senin orada olmaman gerekiyor. Senin dışarıda olman gerekiyor. Olamaz. Korkunç. Kötü ikizi Recep İvedik nerede? Hayır olamaz. Polis kız iyi misin? Fakir bey. Aa, başaramadım. Sihirli güçlerini kullandı ve beni kandırdı. Vay hain, vay alçak. Onu var ya, doğduğuna pişman edeceğim. Pişman edeceğim arkadaşlar. Efendim başım ağrıyor. Sakin ol, ben buraya ambulansı çağıracağım, tamam mı? Ben de hemen kötü ikizi Recep İvedik'in peşine düşeceğim. Hadi bakalım arkadaşlar, yanımdan sakın ayrılmayın. Ben hazırım. Recep, bu sefer kurtulamayacaksın. Recep, yeni hapishanemi nasıl buldun? Beğendin mi? Gerçekten çok güzel. Evet, ben de çok beğendim. Sen nasıl buldun Recep? Ula, gerçekten güzelmiş. Suçlular buradan hiçbir zaman kaçamaz. Bence de hayatım. Bence senin kötü ikisini de buraya koymalıyız. Evet bak, bu olabilir. Olmaz, onun uçma gücü var. Tavandan uçar gider. O zaman biz de tavanı da kaparız. Ha bak, o zaman olur Herobrine. Aferin, sen bayağı akıllısın. Sevdim seni Herobrine'cığım. Babacığım, kötü ikisini bir daha kötülük yapamaz, öyle değil mi? Sen hiç merak etme oğlum. Ben buradayken sizden hiçbir şey yapamaz. Herkes dikkat etsin, suçlu kaçmış. Çabuk saklanın, onu arayın, bulun, tekrar hapse atın çabuk. Ula fakir, ne deli danalar gibi koşuyorsun. Çocuk korktu. Anne, benim ona yardım et seninle. Korkması lazım. Kötü ikizin hapisten kaçmış. Çok tehlikeli bir durumdayız. Olamaz, nasıl yapabilir bunu? Unutmayın, onun sihirli güçleri vardı. Evet, biz bunu nasıl unuturuz, nasıl? Ula fakir, ailem için güvenli bir yer bulmam lazım. Hepimiz için. Onu bulana kadar hiçbirimize rahat yok. Demek fakir kaçtığımı Recep'e haber verdi, öyle mi? Siz şimdi görürsünüz. Çok geç olmadan Recep'i avlamam lazım. Hazır ol Recep bu yaptıkların için. Evet, 3, 2, 1. He, Recep yerinde dur. Yerinde dur, yerinde dur Recep, yerinde dur. İşte böyle. Hayır olamaz Recep. Olamaz. Recep, ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum Herobrine, ambulans mı çağırsak? Lan ateş nereden geldi? Bize de ateş edebilirler. Bilmiyorum, tepeden bir yerden gelmiş olmalı ama nereden? Ha? Bu kötü ikiz Recep İvedik. Onun hemen yakalanması lazım.
Evet, ne yapacağız şimdi? Olamaz, zengin jetpack nerede? Sandıkta Robrain, acele et. Tamamdır, burada bekleyin. Onu yakalayacağım. Gel bakalım buraya. Hop, işte şöyle. Şunu da giyelim. Tamam, merak etmeyin, onu yakalayacağım. Olamaz, Herobrine geliyor. Hemen kaçmalıyım buradan. Tamamdır. Görev tamamlandı. Silahımı da sakladım. Şimdi bir an önce buradan kaçmalıyım. Evet, hop. Uçma gücü. Çok harika oldu. Beni yakalayamazsın Herobrine. Yürü, kaç götüre cebime, dikkat. Bekle, şimdi seni yakalayacağım. Acele et, Herobrine kaçıyor. Tamamdır, son ayarlamaları da yaptım. Gel buraya, seni mahvedeceğim, doğduğuna pişman edeceğim seni. Evet arkadaşlar, he? Hayır olamaz, kaçmış. Nereye kayboldu bu böyle? Gözlerime inanamıyorum. Kötü ikiz Recep İvedik. Seni doğduğuna pişman edeceğim. Olamaz, elimizden kaçırdık. Ama merak etmeyin, onu yakalayacağız. Yakaladığımızda da ona dersini vereceğiz. Ne oldu, yakaladın mı? Hayır, kaçmış. Babacığımı istiyorum ya. Çabuk Recep'i hastaneye götürelim. Tamamdır, siz hiç merak etmeyin. Yürü Recep, gidiyoruz. Nasıl da yendim sersem Recep İvedik'i. Şimdi Recep İvedik'i hastaneye götürmek isteyeceklerdir. Ama doktorla konuşursam onu tedavi etmez. İşte Recep'i tedavi edecek olan doktor orada. Gel bakalım doktor efendi. Hadi bakalım, hop. İşte böyle. Ha, selam doktor bey. Size de selam Recep bey. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Tininiz ne oldu böyle? Kıpkırmızı olmuşsunuz ve sesiniz çok kalın. Çünkü ben Recep İvedik'in kötü ikisiyim. Demek ikisisiniz. Ama niye kötüsünüz? Kes sesini, bu kadar soru yeter. Şimdi Recep İvedik'i sana tedaviye getirecekler. Sen de onu tedavi etmeyeceksin. Ama hayır, ben bir doktorum. Tüm hastaları tedavi ederim. Benim bir yeminim var. Başlatma yeminine. Bunu asla kabul edemem. Demek kabul edemezsin, öyle mi? O zaman bunu kabul eder misin? Sersem al bakalım, bunu kabul eder misin? Ne yapıyorsunuz? Lütfen böyle şeyler yapmayın. Benim sihirli güçlerim var, al bakalım sana. Hayır, yapmayın diyorum. Yarın öbür gün siz de hasta olduğunuz zaman sizi de ben tedavi edeceğim. Senin tedavini falan istemiyorum. Çabuk çabuk, onu tedavi etmeyeceksin. Tamam tamam, sakin olun. Bana zarar vermeyin. Şöyle, yola gel. Şimdi plan şöyle. Recep İvedik hastaneye geldiğinde Herobrine'ları oradan yollayacaksın. Recep İvedik tek kaldığında da ben geleceğim ve onun işini bitireceğim. Tamamdır, tamam, kabul ediyorum. Gözüm üzerinde doktor. Hadi bakalım, ben gidiyorum. Doktor bey, bir an önce Recep'i tedavi etmelisiniz. Hemen, çok yaralı, çok kan kaybetti. Tamam, tedavi edeceğim. Ama sizin burada olmamanız lazım. Buradan çıkmanız lazım. Ama niye? Onun yanında olmak istiyoruz. Ben fakir ve Recep'in ailesi. Hayır dedim size, hayır. Buradan çıkmanız lazım. Tamam, dediğiniz gibi olsun. Şimdiye kadar doktor dediğimi yapmış olmalı. Hadi gidelim de şu Recep İvedik'in işini bir halledelim. Yolun sonuna geldin Recep. Evet bakalım, hop, işte gizli geçit burada. Aferin sana doktor, iyi iş çıkardın. Hop, burası da tamam. Geliyorum, bekle doktorcuk. Hop, işte hop, burası biraz darmış. Selam doktor efendi. Size de selam. Her şey hazır, ben artık gidiyorum. Tamam, sen işini hallettin. Defol git bakalım. Hadi bakalım Recep. İşte oradasın. İşin bitti. Evet, bu savaşı ben kazanacağım Recep. Sana söylemiştim. Masum masum yatıyorsun. Evet bakalım. Hazırsanız Recep İvedik'in sonunu getiriyorum. Güle güle bakalım Recep. Herkes elveda de. Ay, ha, ne oluyor? Olamaz. Herobrine. Herobrine ya. Ama bu nasıl olabilir? Doktor dedi ki. Evet. Demek bize tuzak kurmaya kalkarsın. Öyle mi?
Ama bu nasıl olur? Planım işe yaramıştı. Doktor kabul etmişti. Doktorlar her zaman yeminine sadıktı. Tamam doktor, dediğin gibi olsun. Herobrine Bey, arkanızda sizin için bir not bıraktım. Lütfen onu okuyun, çok önemli. Tamam bakalım. Niye böyle gizemli konuşuyorsun doktor? Bakalım, ha? Bu da ne böyle? Kötü ikiz Recep İvedik size tuzak kurmam için beni tehdit etti. Önleminizi alın. Ne? Arkadaşlar, kötü ikizin hain planı. Umarım her şeyi anlamışsınızdır. He, merak etme. Ona öyle bir tuzak kuracağım ki dili tutulacak. İşte böyle oldu. Vay hain doktor. Onu bir bulayım var ya. Bulamayacaksın. Çünkü güç patlaması geliyor. Hayır, güç patlaması olmaz. Hayır. He, sen öyle san. Vay işte. Hazır ol. İşte geliyor. Bunlar yaptıkların için kötü ikiz. Al sana. İşte kötülerin sonu böyle olur. Of, nerede kaldı bu Herobrine ya? Fakir Bey, ya Herobrine Bey'e bir şey olduysa? Merak etme doktor, ona hiçbir şey olmaz. O kötü Recep İvedik'i var ya, darmaduman eder o. Fakir amca, babam iyi hissediyor, iyi değil mi? Evet evet, merak etme doktor burada. Evet, Recep İvedik Bey umarım ki iyileşecek. Mermiyi çıkarttım. Doktor Bey, her şey için çok teşekkür ederiz size. Eğer kötü ikizi dinleseydiniz ve ondan korksaydınız şu an belki de Recep İvedik yaşamıyordu. Evet fakir kardeşim, Doktor Bey ne kadar teşekkür etsek azdır. Bence de çok sağ olun Doktor Bey. Doktor amcacığım, seni çok seviyorum. Önemli değil. Benim mesleğim hayat kurtarmak. Bu yüzden kimseden korkmuyorum. Evet, bunu görebiliyoruz. Sen çok iyisin. Çok teşekkür ederiz Doktor Bey. Ya şu Herobrine nerede kaldı ya? Halledemedi mi gerçekten? Aa, anneciğim, lan ne aniden karşıma çıkıyorsun? Önümde duruyorsun. Ne yapayım? Hallettim Herobrine, ne olursun hallettim ne? Merak etme. Bir güç patlaması ve güm. Kötü Recep İvedik hapsi boyladı. Ne, bu gerçekten harika. Yaşasın Fatih amca. Evet, yaşasın. Ulan be, bu belayı da atlatmayı başardık. Aynen öyle zengin abicim. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi birlik olduğumuz için bu belayı da atlatmayı başardık. Yani tabii ki de siz de yanımızda olduğunuz için başardık arkadaşlar. Umarım her biriniz videoyu sevmiştir. Videoyu seven herkes videoyu kapamadan hemen aşağıdan like atıp abone olmayı unutmasın arkadaşlar. Biz de sizleri çok çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Güle güle Minecraft Fatih ailesi, bay bay.